Merhaba arkadaşlar Almanca Kolay'a hoş geldiniz. Ben Almanca öğretmeni Erhan Özdemir. Dersimizin konusu Almanca'da dinlediğini anlama, anladığını yazma çalışması. Burada ne yapıyoruz arkadaşlar? İki defa sizlere dinamik bir şekilde sayıları söylüyor olacağım. Üçüncü dinlemede arkadaşlar bunu mümkün mertebe etrafınızda kağıt kalem varsa bunu yazmaya gayret edin. Şayet yoksa resmetmeye yani hafızanızda nasıl yazıları bir e, düşünmeye çalışın arkadaşlar. Bunu resmetmeye çalışın. Sonra birlikte e, tahta başına geçiyor olacağız ve sayıların nasıl yazıldığını inceliyor olacağız. Hazırsanız ilk sayıyı söylüyorum arkadaşlar. 15 15 50 50 sechsunddreißig. sechsunddreißig. dreiundsechzig. dreiundsechzig. neunundsiebzig. neunundsiebzig. zweiundachtzig. zweiundachtzig. achtundneunzig. achtundneunzig. zweitausendeins. 2001 1985 1985 246 246 737 737 519 519 624 624 455 455 3861 3861. Şimdi dilerseniz arkadaşlar bu söylemiş olduğum sayıları not almaya gayret edelim. Dediğim gibi kağıt kalemi olmayan bunun nasıl yazıldığını bir resmetsin. Sonra bunun sağlamasını tahta başında yapıyor olacağız. Hazırsanız yeniden iki defa söyleyeceğim. Birazcık daha yavaş tempoyla başlıyorum. 15 Fünfzehn. Fünfzig. Fünfzig. Sechsunddreißig. Sechsunddreißig. Dreiundsechzig. Dreiundsechzig. Neunundsiebzig. Neunundsiebzig. 82 82 98 98 2001 2001 1985 1985 246 246 737 737 519 519 624 624. 455 455 3861 3861 Bu yazmış olduğumuz sayıları dilerseniz sayı olarak ve yazılı olarak yani kelime karşılığını birlikte tahta başında inceleyelim. Arkadaşlar az önceki sayıları şimdi gelin birlikte nasıl yazıldığını inceleyelim. A ile ifade ettiğimi arkadaşlar ilk sayıya baktığımızda 15 sayısını görüyoruz. Bu nasıl ifade ediliyordu arkadaşlar? 15 değil mi? 15 şeklinde ifade ediliyor. Dolayısıyla buradaki yazıma mutlaka dikkat edelim. Sayılar Almanca'da arkadaşlar ufak harflerle yazılıyor. Bunun e, önemini mutlaka küçük harflerle yazılıyor. Dolayısıyla bu küçük harflerle olan yazıma mutlaka dikkat edelim. Artı bir şey daha var. E, sayıları yazdığımızda bir sayı mutlaka birleşik şekilde yazılıyor. Yani ayrı ayrı yazmıyoruz. Buna mutlaka dikkat etmemiz gerekiyor. Bir sonraki sayıya baktığımızda bunu B ile ifade ettim arkadaşlar. 50. Bunun karşılığı 50. 50 demek ki Almanca'da 50'nin karşılığıymış. Ancak şunu da hatırlatmakta fayda var arkadaşlar. 50 şeklinde de söylenebiliyor bu. Yani 50 ya da 50 her ikisi de doğru. Bu durumda demek ki neymiş fünftik? 50 sayısının Almanca karşılığıymış. T olarak baktığımızda 36 sayısını görüyoruz. Ne yapmıştık arkadaşlar sayılar konusunda? Bunu baya bir ayrıntılı şekilde görmüştük öyle değil mi? Bunu da hatırlatmakta şimdiden fayda var. Bununla ilgili sıkıntı yaşayan arkadaşlarımız mutlaka o ilgili ders videosuna baksın. Onun ardından buraya geldiklerinde eminim daha rahat bir şekilde bunları yazıyor olacaksınız. Daha bir görselleştiriyor olacaksınız. 36 sayısına baktığımızda Almanca'da ne yapıyorduk arkadaşlar? Önce birler hanesini sonra onlar hanesini söylüyorduk. Öyle değil mi? Bu durumda 6 ve 30 şeklinde ifade ediliyor. Tabi güzel Türkçemizde 36 şeklinde ne yapmış oluyoruz demek ki bunun e, Almanca karşılığı 36 şeklinde demek ki sechsunddreißig şeklinde e, yazmış oluyoruz. Burada stet yani bu e, matematikte beta olarak karşımıza çıkan ancak Alman alfabesinde stet olarak söylemiş olduğumuz o e, harfi mutlaka e, yazmamız gerekiyor. Ona mutlaka ama mutlaka dikkat edelim arkadaşlar. 63 sayısına baktığımızda bu sefer 36 ve 63'ün arasındaki o farkı görebilmeniz adına bunu özellikle yazdım ki aradaki o farkı görelim. Burada bu sefer ne yapacağım arkadaşlar? Önce birler hanesini, sonra onlar hanesini söyleyeceğim. E bu durumda 3 ve 60 şeklinde söylediğimde tabii ki Türkçede bunun karşılığı değil mi güzel Türkçemizde 63. Dolayısıyla Almanca'da neymiş? 63. Demek ki 63 63 sayısının karşılığıymış. Bir sonraki cümle, bir sonraki sayıya baktığımızda, e, tabii cümlelerden gittiğimiz için sayı konusunu işliyoruz bu sefer. E, 79 sayısına baktığımızda ne yapacağım arkadaşlar? Önce 9 ve 70 şeklinde davranacağım. Yani 79 sayısını söylediğimde bu sefer ne yapacağım arkadaşlar? 9 und 70. Değil mi? 9 und 70 dediğimde 79 demiş oluyorum. Bakın oradaki und ve anlamına geliyor. Dolayısıyla 7 ve 90 şeklinde bir e, düzeltiyorum. 9 ve 70 şeklinde ilerliyorum. E, bu durumda 9 und 70 demiş oluyorum. Sonraki sayıya bakalım arkadaşlar. 82 sayısını görüyoruz. Burada öncelikle 2 sayısıyla başlamam lazım. 2 neydi? 2, 2 und getireceğim değil mi? 2 und 80 değil mi? 82 dediğimde demek ki 2 und 80 demiş oluyoruz. Demek ki 82 sayısı için. Bu sefer 98 sayısına bakalım. Ne yapacağım arkadaşlar? 8 ve 90 diyeceğim. Bu durumda 8 neydi? 8. 8 und 90 dediğimde demek ki 98 sayısını ifade etmiş oluyorum Almanca'da. Şimdi gelelim 2000 sayısına, 2001 sayısına. 2001 sayısına baktığımızda ne yapıyoruz? Tıpkı güzel Türkçemizdeki gibi oluyor arkadaşlar gidişatımız. 1000 neydi bir defa? thousand E dolayısıyla 2000 dediğimizde ne diyeceğiz? thousand. 1 neydi? Dolayısıyla ne yapacağım arkadaşlar? Gayet olağan bir şekilde 2001 dediğimde 2001 diyeceğim. Bakın yazımı da görüyoruz. 2001. Burada artık unt bağlacını kullanmama gerek yok. 2001 dediğimde demek direkt 2001 sayısını söylemiş oluyoruz. Bu aynı zamanda arkadaşlar yıl içinde geçerli. Yani hem sayı için hem de yıl için geçerli olan bir durum ki sayılar konusunda bunu zaten ayrıntılı görmüştük. 1985 yıl olarak ifade edilen bir şekilde söylemiştim az önce. Dolayısıyla yıllarda ne yapıyorduk arkadaşlar? İlk iki haneyi yani binler hanesini bir yüzler hanesini ele alıyorduk. Ancak bunu nasıl söylüyorduk? Burada bir 19 sayısı var. Dolayısıyla 19'u alıyorum ve yüzlük haneye geçiyorum. Aslında çok da zor değil. Ne yapıyorum? 19 neydi Almanca karşılığı? 19. E dolayısıyla burada bir yüzlük hane var. 2 basamak. E dolayısıyla buna biz ne diyoruz? Hundat diyoruz. E bu durumda 19 hundat ile ne sayısını elde ediyorum? 1900 sayısını. Yani yıl olarak 1900 yılını şimdi bunun üstüne 85 yılını da ifade ettiğimde 85 sayısının Almanca karşılığı fünfundachtzig. Hepsini bir araya getirdiğimizde ne oluyor arkadaşlar? 1985. Daha optik olarak okuyabilir hale gelebilmeniz için isterseniz böyle görünmez yardımcı çizgiler de kullanabilirsiniz dilerseniz ne yapabilirsiniz? 19, 100, 85 şeklinde de böyle ince çizgiler çektiğinizde arkadaşlar daha bir görsel hale getirebilirsiniz. Ancak şunu da hatırlatmakta fayda var. Az önce de söylemiş olduğum gibi sayılar mutlaka ama mutlaka birleşik şekilde yazılıyor ayrı yazılmıyor. Oradaki und ifadesi bizi sakın başka bir şeye götürmesin. Mutlaka birleşik şekilde yazmamız gerekiyor. Bu çok çok önemli. Bir sonraki sayıya bakalım. 246 sayısını görüyoruz. Burada ne yapacağız arkadaşlar? Önce 200 ve 40 şeklinde ifade etmem gerekiyor. E bu durumda ne yapacağım arkadaşlar? 100 neydi? 100, 200, 200 ediyor. E dolayısıyla 246 dediğimde 246 sayısını elde etmiş oluyoruz Almanca'da. Demek ki 246 neymiş? 246 sayısıymış. Şimdi 737 sayısına bakalım. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Önce 700 diyeceğiz. 700 7 ve 30 şeklinde ilerleyeceğiz. Dolayısıyla bu ne olacak arkadaşlar? 700 700. Ziben dediğimde 37 sayısı ediyor. Birleştiriyorum. Ne oldu? Ziben 100, sayısını elde etmiş olduk. Dolayısıyla 737 sayısını elde etmiş olduk. Bir sonraki sayıya bakalım. 519. Bunu ne yapacağım arkadaşlar? Nasıl ifade edeceğim? Önce 500 diyeceğim. Nedir bu? 500. 19 neydi? 19. Birleştirelim. 519. Bu kadar kolay arkadaşlar. Hiç unta gerek yok. E çünkü 19 sayısı zaten neydi? 19. E bu durumda 519 dediğimde bu sayıyı yani 519 sayısını elde etmiş oluyoruz. Söylemiş oluyoruz. 624 sayısına baktığımızda ne yapacağız arkadaşlar? Gene aynı mantık. Önce 6 100 diyeceğim nedir bu 600. 24 neydi? 24. Bir araya getirelim 624. ve bu şekilde yazımını görüyoruz 624 yani 624. 455 sayısına baktığımızda 400 neydi? 400. 55 neydi arkadaşlar? 55. Bir araya getirelim. 450. 455. 455. Ya yani ne? 455 sayısı. Ve son olarak da arkadaşlar bu gayet olağan bir sayı. Şimdi binli sayılara baktığımızda bin neydi arkadaşlar? Thousand. Şimdi 3000 dediğimde ne diyeceğim? 3000 diyeceğim, değil mi? Onun ardından hangi sayı geliyor? 800 sayısı geliyor. 800 neydi? 800. Bunda da gayet olağan bir şekilde bir akış var. Ancak şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar? Birler hanesini sonra onlar hanesini söyleyeceğiz. E bu durumda ne olacak arkadaşlar? Türkçe karşılığı olarak 3801 ve 60 şeklinde davranacağız. Tabi güzel Türkçemizde biz buna ne diyoruz? 3861 diyoruz. Ancak Almanca'nın dinamiği tabi güzel Türkçemize göre birazcık daha farklı olduğundan buna göre düşünmemiz gerekiyor. E bu durumda ne olacak bakın. 3861 Demek ki 3000 bakın yazı olarak da görüyoruz. 3861 dediğimizde 3861 sayısını elde etmiş oluyoruz. Dilerseniz arkadaşlar bu sayıları doğru telaffuzuyla tekrarlayalım. 15 15 50 50 36 36 63 63 79 79 82 82 98 98 2001 2001 1985 1985 246 246 737 737 519 519 624 624. 455 455 3861 3861 Bir dersimizin daha sonuna geldik arkadaşlar. Bu dersimizde sayılar konusunu pekiştirmiş olduk. Sonraki dersimizde görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın. Tschüss!